Görelim lütfen. Suçlama. Bu anlamda Arapça kökenli bir sözcük. Beni neyle suçluyorsunuz? Töhmet. Töhmet yok, altında bırakıyorsunuz. Suçlama. Töhmetle aynı kökten geliyor. Beni neyle nokta nokta İtham. İtham ediyorsunuz. Çok güzel. Bir tarih sorusu var elimde. Hadi bakalım, İpek yoluyla başladık. Bence burada da harf almadan ilerleriz. Umarım gelsin de görelim. Efendim, tarihteki bir barbar Cermen halkının günümüzde kültür sanat barbarları içinde kullanılan adı. Nokta nokta izim diye geçiyor mesela sanat eserlerine zarar verme. Evet. Seküler değil. Aynı zamanda o barbar Cermen halkının ismiymiş bu nokta noktalar. Bir taraftan da böyle hani şimdilerde ne bileyim gidip de işte tapınak kalıntısına tertibini yazanlar vardır ya. 82'ye evet, 4 kral evet, tertip evet, diye onlar için kullanılan bir tabirdir. Hiçbir çağrışım yapmadı. Eyvah. Zihni harf alalım. Doldu. Harf alalım. Al. Vandal. Vandal. Nereden yaklaşsam daha rahat ederdiniz? Vallahi bilemedim. Hı? Mesela spor fanatiklerinin çıkardığı olaylar falan onlara gibi ama bir şey. Onlara holigan diyorlar. Holigan da işte vandal. Bir taraftan vandallık da diyorlar. Evet. Orada bir kavram karmaşası var. Her türlü şiddet eylemi evet, için. Dur bakalım. Şurada bir eş anlamlı sorusu var. Daha rahat edebilirsiniz ama gördüğünüz gibi tokata indirin. Tamam. Uğraşacağız demiştik ya. Halen evet, şansımız evet, var 9500'e ulaşmak olur, için. Bakalım. Buyurun gelsin. Efendim, Türkçe kökenli varsıl sözünün daha yaygın kullanılan Farsça kökenli eş anlamlısı. Varsıl, yoksul. Varsıl. Varsılın zıt anlamlısı yoksul. Yoksul. Peki eş anlamlısı ne daha yaygın kullandığımız? Varlık. Varlık sahibine ne diyoruz? Varsıldan çok. Hangi kelimeyi kullanırız efendim? Bu adam çok varsılmış. Zengin. Zengin deriz. Evet. Buyurun. Hadi yedi harfliler. Buyurun. Biraz koptunuz mücadeleden evet, evet, ama evet, tekrar bağlayacağız modum inşallah. Modum düştü ama toparlamaya toparlarız. Evet. 1 dakika 21 saniye var. Zor, imkansız, İmkansız değil. Ha gayret ne olur. Hayat tecrübesi, hayat tarzı veya hayat. Bu anlamlarda kullanılan tek bir kelime sizden istediğimiz. Hayat tecrübesi. Hem hayat tecrübesi anlamına gelir, hem hayat tarzı anlamına gelir, hem hayat anlamına gelir. Yaşam diyeceğim. Ha gayret. 7 harflisi lazım bize. Yaşayış. Yaşayış. Tarzı, hayat yaşam tecrübesi tarzı anlamına pek gelmiyor. Eki değiştirsek toparlayacak. Yaşayış hayat tarzı demek. Hayat da demek de pek hayat tecrübesi demek değil. Evet. Eki değiştirsek kurtaracağız Tuğrul Bey. Ha gayret. Yaşayışın ekini mi? Hı hı. Yaşantı. Yaşantı. Bir dakika on bir, özür dilerim. 1 dakika 18 saniye var. Evet. Bizim de cevaplamamız gereken 7 tane soru var efendim. Of, daha yarıdayız. Yetişemeyeceğiz ama evet, soruların hepsini görelim. Değil mi? 9000 puana ulaşamayacağız ama en azından sorularımızın sıfır hepsini görelim. Sıfır puanlıkta çıkmayalım ama. Yok canım. Olur, olur, olur. 8000'i geçeriz. Onu görelim derken. Merak etmeyin. Buyurun gelsin. Karşılıklı birbirini görerek, vicahen. Bu anlamda bir söz dizisi. Nasıl görüşelim? Yüz yüze. Ha. Şimdi siz bulmaca çözmeyi seviyorsunuz. Evet. Hemen hemen her günde çözüyorsunuz değil evet, mi efendim? Evet. Buyurun. Çokça sorulur bulmacalarda bu kelimeler. Ak basma, aksu, perde de denen göz rahatsızlığıdır. Göz karası. Göz akı. Batı kökenlisi. Ak basma, aksu, perde. Gözüne perde inme. Perde inme, evet. Ne ameliyatı? Bir harf rica edeyim. Alalım bir tane. Gözünde ne var? Katarakt. Katarakt. Gayet güzel.